Merhabalar. Mickey Mouse saç bandı yapacağız kız çocukları için. Bunun için kırmızı, siyah, beyaz iplere ihtiyacımız olacak. Daha önceki videolarda elbisesini yapmıştık. Şimdi onun üzerine saç bandı yapmaya çalışacağız. Öncelikle ben böyle kurdelesini hazırladım tekrar sizlerle öreceğim aynısından ve iki tane de puanını yaptım İki tane daha sizle beraber yapacağım öncelikle bu iki taneyi yapalım bunun için tığım üç buçuk milim iplerime uygun beyaz ipimle başlıyorum 5 tane zincir çekiyorum. İlmeğimi alıp sondan ikinci zincirime batıyorum. Ve 2 de çıkıyorum. Trabzanlarıma 2 de çıkıyorum. Dört, 5 tane trabzanım oldu. Şimdi dönüyorum trabzanların tam ters tarafına. 5 tane daha trabzan yapıyorum. Toplamda 10 tane trabzan yapmış olacağız. Ve 10. İlk çektiğim zincire bağlantımı yapıp İpimi kesiyorum. Bir tane daha yapalım hemen. 5 tane zincir çekiyorum. ilmeğimi alıp sondan ikinci zincire ikili trabzan yapıyorum. 5 tane olduktan sonra örgümü ters çeviriyorum. 5 tane de diğer tarafına ortasının yuvarlak olması için 6 7 8 9 ve 10. Bağlantımı yapıp bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. 4 tane puan bize yetecek. Şimdi siyahı. 30 tane zincirle başladım ben bunu. Yine aynı 30 zincirle başlıyoruz. 30 tane oldu. İlmeğimi alıyorum. 2 zincir atlayıp 3.ye batıyorum ve hepsini aynı anda çekiyorum. İlmeğimi alıyorum. Sıradaki zincirime batıp hepsini aynı anda çekiyorum. Çok sıkı yapmayın. Bunu daha dolgun durması için bu şekil ördüm. Normal sık iğne güzel durmadı. Trabzan seyrek oldu. Böyle daha tok oldu. Siyah da tam belli olmuyor ama yapımı kolay. Her zincirime ilmeği alıyorum. Sıradaki zincire batıp hepsini aynı anda topluyorum. İlmeği alıyorum. Hepsini aynı anda topluyorum. Bu şekil başa kadar gelelim devam edelim Evet başa kadar geldik İki zincir çekiyorum ve dönüyorum ilmeğimi alıp sıradaki trabzanın tepesine batıyorum hepsini aynı anda topluyorum ilmeği alıyorum hepsini aynı anda topluyorum bu şekil 7 sıra yapacağız Tabii siz saç bantını biraz daha büyük yapacaksanız fiyonkunu da daha geniş yapabilirsiniz. Ama bu uzunluk yetiyor. İlmeği alıyorum. Hepsini aynı anda topluyorum. Sıkış yapmayın buraları. Biraz gevşek bırakın. Örgünüz daha düzgün, daha güzel duracaktır. Bu şekil 7 sıra yapalım. Devam edelim. Evet şimdi fiyonkumuzun bu ortasına ip saracağız. Öncelikle şu elinizle şöyle itin. Ortası yukarıda, kenarlar aşağıda. Kenarları ortaya doğru kıvırın. Tekrar göstereyim. Fiyonkun güzel durması için şu ortasını yukarıya itin kenarlar aşağıda sonra bu kenarları bu şekil kıvırın üst tarafa buraya şimdi isterseniz beyazla isterseniz kırmızıyla ipinizi sarmaya başlayın ortalayın ben elbiseninkini kırmızı yapmıştım bunu da kırmızı yapacağım Dilediğiniz kadar sarabilirsiniz. Gevşek sarmayın. Bu şekil. Tam ortada olsun sardığınız ip. yeterli ve ipimizi kesiyoruz. Şimdi bu ipi tığla arasında gezdirelim. bu taraf dikilecek görükmeyecek nasılsa Evet fiyongumuz böyle. Şimdi bu puanları dikelim buna. Bunun için iğnem, beyaz ipim tam ortasından iğneyi geçiriyorum ve trabzanın tepesinden tam bu köşeye gelecek yerden başlıyorum düzgün durması için tam köşeye dek getirin böyle ortasından çıkıyorum ve sıradaki trabzanın tepesinden ortadan çıkıyoruz sıradaki trabzan tepesinden etrafını böyle dolanarak dikeceğiz düzgün durması için Evet, köşeye geldik. Sağlamlaştırıyoruz ve ipimizi kesiyoruz. Bu şekil diktiğimiz gibi dört köşeye de dikelim. Böyle. Sonra saç bantı yapımına geçelim. Saç bantımızın fiyongunu bitirdik. Şimdi bunun için kırmızıdan saç bantını başlayacağım. İpim ince bir ip. Bunun için 80 tane zincir çektim. Santimle verecek olursam, eğer kalın iple yapacaksanız zincir sayısı değişecektir. 40 santim. 1 yaş altı için 35 santim. Eğer ipiniz kalınsa zincir sayısına takılmayın santim olarak yapabilirsiniz. Zincirinizi çok sıkı çekmeyin. Gergin olmasın. Saç bantının açılıp kapanması lazım. Esnemesi için. İlk yaptığım zincirime bağlantımı yapıyorum sık iğne ile. Üç tane zincir çekiyorum. Evet bağladık. Hemen dibine bir tane trabzan yapıyorum. Üçte çıkıyorum. Her zincirin tepesine bir trabzan yaparak ilerleyeceğiz. Üçte çıkıyoruz. Her zincirimize batıyoruz. Dediğim gibi zincirlerinizi sıkı çekmeyin. Gergin olmasın. Bu şekil başladığımız yere kadar her zincire bir trabzan yaparak buraya kadar gelelim. Sıramızın sonuna yaklaştık. Sonuncu trabzanımızı yapıyoruz. İlk yaptığımız trabzana bağlantımızı yapıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Şimdi lastik modeli koyacağız. Önden alıyoruz. 2 trabzan arasından batıyoruz. Önden örüyoruz. Şimdi arkadan. ilmeğimizi alıyoruz. Trabzanın arasından önden alarak örüyoruz. İkinciyi arkadan. lastik modelini koymuş olduk böylelikle. Bir ilmeğimizi arkadan alarak örü, örüyoruz. Bir ilmeğimizi önden. Bir ters bir düz. toplamaya başladı kendini model. Kullanırken de esneyecektir. Bir önden örüyoruz. Bir arkadan alarak. Trabzanların aralarından geçerek lastik modelimizi örüyoruz. Bu şekil başa kadar gelelim. Devam edelim. Tekrar yavaş göstereyim. Üçte çıktık. İlmeğimizi aldık. Şimdi arkadan alıp öreceğiz. İnşallah anlaşılmıştır. Bir sonraki sırada devam ederiz. Sıramızın sonuna geldik tersten örüyoruz. Önden örüyoruz. Ve birleştiriyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Önden olan ilmeklerimizi önden tersten olan ilmeklerimizi tersten örüyoruz. Sıramız aynı model kendini belli ediyor zaten. Ön ilmeklerimiz önden. Tersten olan ilmeklerimizi tersten. Toplamda 7 sıra olacak. Yedi sıra örelim bu şekil. Fiyongumuzu üzerine koyarız. Eğer eksik geldiyse lastik modelimiz çünkü şey oluyor topluyor bu kendini. Bir sıra daha yapabiliriz. Fiyongumuza göre ayarlayacağız bunu. Önden olan ilmeklerimizi önden, tersten olanları tersten örelim 7 sıra. Bakalım. Yeterliyse bitiririz. Yeterli değilse bir sıra daha yapabiliriz. Şöyle yavaş göstereyim bir de. Bu tersten olan ilmeğimiz. de çıkıyoruz önden tersten kolay bir model daha önceki videolarımda da anlatmıştım ben bu lastik modelini 3. sıradayız. Bu şekil 7 sıra bir örelim, sonra devam edelim. 7. sıramızın sonuna yaklaştık. Evet 7 sıra bitirdik. Şimdi fiyongumuzu ölçüyoruz. Eğer ucundan ucuna dek gelirse bir sıra daha yapmamıza gerek yok. Ve dek geldi. Şimdi bu kırmızı ipimizi keselim. Biraz uzun keselim hatta. Evet. İğnemize geçiriyoruz burayı. Bu şekil tam köşeye gelecek şekilde. Kırmızıdan geçebiliriz. Fiyongun iç tarafından siyahından dikelim sadece. Beyazına geçirmeyelim kırmızı ipi. Sadece köşesinden dikeceğiz. iç tarafta belli olmuyor böyle yaparsak. Ve keselim ipi. Şimdi kırmızı ipimizi tekrar takalım. Şimdi diğer ucunu dikelim. Aynı hizada olmasına dikkat edelim. Şimdi diğer uçlarını dikelim. Bu ortadan tutturmayacağım. Bandanasın esnediği için bunu buradan tutturursam bandana esnemez. O yüzden çok gerdirmeyeceğim. Biraz fiyonğu bol bırakacağım bandananın üstünde. Takıldığı zaman esneyince düzelir. Yine tekrar aynı sızada şu trabzan düz giden yerleri takip ederek eğri olmasın. Köşelerinden dikiyoruz böyle. Dördüncü köşemizi dikmiş oluyoruz fiyongumuzun. Bakın fiyonk bol oldu. Ama takıldığı zaman düzelecek. İnşallah beğenmişsinizdir. Teşekkür ederim izlediğiniz için.